Herkese selamlar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir inceleme videosuyla karşınızdayım. Aslında bu pandemi döneminde yaklaşık bir yıldır oldukça çok fazla kullandığımız, çok fazla ihtiyacımız olan bir üründen bahsedeceğim arkadaşlar. Bu ürün de Remington'un T serisi bir tıraş makinesi arkadaşlar. Açıkçası son bir yıldır çok fazla kullanıyoruz. Daha önce ben saçlarım için de bir makine almıştım. Onu da çok fazla kullanıyorum. Bu da sakallarım için bir makine arkadaşlar. Özellikle bu dönemlerde birçoğumuz artık kuaföre gitmeye, berbere gitmeye korkar olduk. Bir an önce şu dönem bitsin de rahat rahat gidelim tabii ki, ama özellikle bu dönemde evde bu makineyle kendi tıraşımızı kendimiz çok güzel bir şekilde yapabiliyoruz arkadaşlar. Diğer makinelerden oldukça farklı yönleri var. Özellikle birkaç özelliği diğer makinelerden çok farklı ve gerçekten çok kullanışlı. Hemen kutu açılışına geçeceğim. Kutu açılışına geçmeden önce de hemen modelini de tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Remington'un T serisi MB7000 modeli. Hemen kutuyu da sizlere göstermek istiyorum. Ve akabinde de kutu açılışını yapacağız. Hemen kutu açılışını yapalım. Kutunun içinden neler çıkıyor? Aslında sakal tıraşı ile ilgili tüm ihtiyacımız olan malzemeler bu kutunun içinden çıkıyor arkadaşlar. Hemen kutuyu açalım. Üzerinde bir şiring var. Şiringi yırtıyorum. Arkadaşlar kutuya baktığımızda kutunun dışı biraz ince gibi görünüyor ama muhtemelen içinde bir karton var. Oldukça sert bir ikinci kutu cihazın içinden çıktı. Yani kutunun dış yüzeyi aslında yumuşak bir kartondan, ince bir kartondan yapılmış. Ama içinden çıkan karton çok daha sert. Dış darbelere karşı daha korunaklı bir kutu olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Dolayısıyla kargo ile ürün gelirken muhtemelen sıkıntı yaşamazsınız. Hemen kutuyu açıyorum. Kutunun içinden çıkan malzemeleri de hemen buraya çıkartıyorum arkadaşlar. İkinci başlığımız. Diğer başlıklarımız. Şarj aletimiz çıktı. Devam ediyorum. Garanti belgelerimiz arkadaşlar. Hemen onları da şuraya koyalım. Kullanım kılavuzu ve garanti belgeleri. Çantamız. Bu aslında çıkacağını ben bilmiyordum. İyi oldu bu. Çünkü bu kutuyla cihazı kullandıktan sonra o kutuya koymak gerçekten yorucu olur. Ve son olarak da tıraş makinemiz arkadaşlar, ana makinemiz çıktı. Kutunun içerisinden toplamda 6 tane sabit tarak çıkıyor arkadaşlar. Sabit numaralı tarak çıkıyor. İşte bunlar tabii her birinin milimetre ve bizim berberlerdeki standart ölçüye uyumlu numaraları da var. Yani berbere gittiğimizde 3 numaraya vur abi dediğimiz numaralar da var. Onun haricinde milimetrik değerleri de var arkadaşlar. Hemen sizlere göstermek istiyorum. Mesela 15 milimetre 5 numaraya tekabül ediyor. Hemen şu şekilde sizlere göstereyim. Gördüğünüz gibi 15 mm 5 numaraya tekabül ediyor arkadaşlar. Bu şekilde diğer taraklarda da numaralar mevcut. Numaraları hemen ben sıralayayım. 1.5 mm, 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 ve 15 mm. Yani numara olarak da sıraladığınızda 0'dan 5 numaraya kadar sabit taraklar var arkadaşlar. Şimdi onun haricinde bizim 2 tane böyle sabit taraklardan farklı tarağımız var. Bir tanesi ayarlı bir tarak arkadaşlar. Yani toplamda 1.5 mm ile 5 mm arasında ayarlar yapabildiğimiz bir tarak bu. Arkadaşlar size şöyle göstermek istiyorum. Şuradaki çarkı döndürdüğümüzde gördüğünüz gibi üzerindeki sarı oynar başlık hareket ediyor. Dolayısıyla biz en düşük ayarla en yüksek ayar arasında değişiklikler yapabiliyoruz. Ayar çarkını ben 5 mm'ye çevirdiğimde yukarıdaki sarı bölme aralığı daha çok açıp daha uzun sakal bırakmamıza olanak sağlıyor. Dolayısıyla başlığımızı değiştirmeden bu oynar başlık sayesinde ayarları da yapabiliyoruz arkadaşlar. Bu başlıkta o açıdan oldukça kullanışlı, pratik bir başlık. Arkadaşlar minik detaylar için küçük bir başlık var. 7 mm'lik. Bu başlık sayesinde sakalımıza çok daha kısa detaylar, çok daha minik detaylar bırakabiliyoruz arkadaşlar. Bu başlığa diğer markalarda hiç denk gelmedim. Düşünülmüş, güzel, harika bir detay olmuş arkadaşlar.
Arkadaşlar bu tıraş makinesinin en önemli özelliklerinden biri şu bence. Ana başlığımız bizim boyut olarak diğer başlıklara göre, diğer markaların ana başlıklarına göre çok daha uzun. Dolayısıyla bu başlıkla biz tıraş yaparken kestiğimiz bölgeyi çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Yani tıraş yaptığımız bölgedeki bizim tıraş yaparken görme alanımız çok daha artmış oluyor. Dolayısıyla bize daha konforlu bir tıraş sunuyor. Onun haricinde yine bence en önemli, en güzel özelliklerinden biri de şu arkadaşlar. Buradaki iki tane bizim ana başlığımız, yani bir tanesi büyük T başlığı ve diğeri daha hassas kesim yapabilmek için olan minik başlığımız, bıçağın özelliği olarak kendi kendini biliyor. Yani çalıştıkça kendini bilen bıçaklar. Dolayısıyla uzunca bir süre bu iki başlığı da bilemenize gerek yok. Diğer markalardaki tıraş makinelerini kullandıkça özellikle bu başlıklarda, ana başlıklarında bir körelme problemi oluyor. Bu körelme problemi de yaklaşık bir 15-20 tıraştan sonra başlıyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi bu başlıklarda bu körelme oldukça geç yaşanıyor. Bir diğer özelliği de şu arkadaşlar. Tamamıyla yıkanabiliyor. Yani tıraşınız bittikten sonra işte başlığınızı yıkayabiliyorsunuz. Ayarlı başlığınızı yıkayabiliyorsunuz ve diğer başlıkları ve makinenizi suyun altında hemen hızlıca yıkayabiliyorsunuz. Yıkadıktan sonra ufak bir kurutma işlemiyle hijyeninizi, temizliğinizi sağlayabiliyorsunuz. Arkadaşlar bu tür cihazlarda bence suya dayanıklı olması çok önemli bir özellik. Çünkü bu tarz tıraş makineleri kolay kolay temizlenemiyor. Yani o kıllar her yere giriyor. İşte makinenin en ufak noktasına bile girebiliyor, temas edebiliyor. İşte bunu temizlemenin en kolay yolu da hemen suyun altına hafifçe tutup o kıllardan kurtulmak, o tüylerden kurtulmak oluyor. Arkadaşlar makinenin 1 saat şarjı kullanım süresi var. 1 saat boyunca makineyi şarjlı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. 1 saatte zaten bence oldukça yeterli bir süre bir tıraş için. Onun haricinde makine şarjdayken kullanılmıyor arkadaşlar, çalışmıyor. Makine hemen hemen 1 saatte şarj oluyor ama ilk kullanımda kitapçığında yazan bilgi şu: ilk kullanımdan önce 4 saat şarj edin. 4 saat sonra zaten makine tamamıyla dolmuş oluyor. Makinede bu arada üzerinde ledler var arkadaşlar. Ledlerle kolay bir şekilde makinenin şarj olup olmadığını görebiliyoruz. Toplamda 3 tane led var. Eğer 3 led de yanıyorsa makinenin şarjının tamamıyla dolu olduğu, yani %100'e yakın bir şarjının olduğunu gösteriyor. 2 ışık yanıyorsa, 2 led yanıyorsa %66, tek ışık yanıyorsa %33'lük bir şarjının olduğu bilgisini veriyor bize. Hemen size bu ledlerden bahsetmek istiyorum. Bu arada başlığı takarken de şöyle bir özellikten de bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu başlığı biz hem düz hem ters yönde takabiliyoruz. Yani hem şu şekilde hem de kaldırıp şu şekilde takabiliyoruz. Dolayısıyla bu bize aslında şöyle bir avantaj sağlıyor arkadaşlar. Yani kesim yönümüzle ilgili nasıl rahat ediyorsak o şekilde tıraşımızı yapabiliyoruz. Hem bu başlığı hem de şu küçük başlığımızı çift yönlü takabiliyoruz. Yani hem yukarı doğru gördüğünüz gibi hem de aşağıya doğru. Bu başlıkları sökmek, takmak çok da basit arkadaşlar. Hem şu şekilde hem de tamamıyla ters bir şekilde takabiliyoruz. Hemen çalıştıralım arkadaşlar. Çalıştırdığımda şu şekilde ledler gidip geliyor. Gördüğünüz gibi. Ve cihazı kapattığımızda da şarj seviyesi 5 saniye boyunca ekranda kalıyor arkadaşlar. Yani ledler şarj seviyesini 5 saniye boyunca gösteriyor. Dolayısıyla makinenin ne kadar şarjı var, ne kadar şarjı kaldı, bunun bilgisini de hem açılış anında hem de kapanış anında bizle paylaşıyor makine. Bence çok şık olmuş. Özellikle ledlerin animasyonlu bir şekilde gelip gitmesi. Hemen tekrar sizlere göstereyim. Ledler gidiyor, geliyor. Ve makineyi kapattığımda da şarj seviyesi 5 saniye boyunca ekranda kalıyor arkadaşlar. Arkadaşlar yine bataryamızın daha uzun ömürlü gidebilmesi için kitapçıkta da yer alan bir bilgiden bahsetmek istiyorum. Ben çünkü videoyu çekmeden önce kitapçıyı da tamamıyla okumaya çalıştım. 6 ayda bir cihazımızın bataryasını tamamıyla deşarj edip şarj etmemiz makinenin bataryasının ömrünün çok daha uzun gidebileceğini gösteriyor arkadaşlar. 6 ayda bir yapmamız makinemizin sağlığı açısından olumlu olacaktır. Ayarlanabilir başlığı ben çok merak ediyorum. Bunu makineye takacağım. Nasıl takılıyor ona bir bakalım. Uç kısmını oturtup arka taraftan ufakça bastırdığımızda bir tık sesi geliyor ve makinemize çok rahat bir şekilde oturuyor başlık. Hemen sizlere de şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde sökülüp takılabilen başlık. Bir diğerine takalım hemen. Bu başlığını çıkarttım. Bir de 3 numarayı takalım. Ben genelde 3 numarayla da tıraş çok oluyorum. 3 numarayı da taktım.
Ve yine bu şekilde çok rahat bir şekilde 3 numarada yerine oturdu. Yani şuradaki boyunun uzun olması bence çok avantajlı. Şimdi zaten tıraş olurken de tekrar deneme fırsatım olacak. Arkadaşlar dilerseniz hemen makinenin tıraş performansına bakalım. Sakallarımızı biraz kısaltalım. Makineyi bir de tıraş performansında inceleyelim. Arkadaşlar tıraşımız olduk. Kolonyamızı da sürdüm. Çok kısa bir sürede olduk aslında. Yaklaşık bir 4-5 dakika sürdü tıraşı olmam. Tabii siz hızlı bir şekilde izlediniz. Önce 2 numarayı denedim. 2 numara biraz uzun kaldı. Zaten sakallarım hemen 2 numaraymış benim. Sonrasında 1'i denedim. Bir tarafımı 1 numarayla tıraş ettim. 1 numarada da oldukça iyiydi. Sonrasında da yine 1 numarayı da çıkartıp yani ana başlıkla tıraş oldum. Tıraş da bu şekilde sonuçlandı. Bir takılma ya da bir can acısı gibi bir durum olmadı. Çünkü bazen bu tarz makinelerde bıçaklar cildinize takılabiliyor. Ya da işte canınız yanabiliyor. Kesim esnasında canınız yanabiliyor. Öyle bir durumla karşılaşmadım. Oldukça iyiydi. Oldukça konforluydu. Sonrasında da ben tabii makinamı hemen suyun altında, ılık suyun altında hemen temizledim. Hem ana başlığımı, hem alt makinamı, hem de kullandığım 1 ve 2 numaralı tarakları da temizlemiş oldum arkadaşlar. Arkadaşlar videonun sonuna gelmeden önce ürünün fiyatıyla da ilgili sizleri bilgilendirmek istiyorum. Yani Remington MB7000 yazıp ürünü internette baktığınızda karşınıza birçok fiyat çıkıyor. Şu an gördüğüm kadarıyla en düşük fiyat Amazon'da. Amazon'da 395 liraya bu ürünü alabiliyorsunuz arkadaşlar. Kargo dahil fiyatı 395 lira şu an. Teknosa'daki fiyatı 750 lira arkadaşlar. Şu an arada bayağı uçurum var. Tabii kampanyaları da takip ederseniz belki daha düşük fiyatlara da ürünü bulabilirsiniz, yakalayabilirsiniz. Ürünün bıçakları oldukça keskin. Dediğim gibi uzun süreli bıçak bileme ihtiyacınız da olmayacak bir ürün. Bence diğer tıraş makinelerinden öne çıkaran büyük özelliklere sahip. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Şimdilik görüşmek üzere, hoşça kalın.